Avukatları bir başka yol bulabilecekler mi yine hukuk çerçevesinde? Takip edeceğiz elbette. Devam edelim, şöyle devam edelim. Elektrik kesintileri, Isparta'da yaşananlar bize bir kez daha neyi anlattı? Özelleştirme meselesine değil mi? Ve sadece özelleştirme değil, bu özelleştirme ile birlikte yap işlet devret projelerinin kimlere ne kadar şey kazandırdığını, işte vatandaşa ne kaybettirdiğini konuşuyoruz. Bu özelleştirme karnesine bir bakalım hükümetin. 19 yıllık AKP iktidarında 62.7 milyar dolarlık özelleştirme yapılmış. CHP'nin haftalık ekonomi raporunda yer alan ayrıntılardan biri bu. En büyük tartışma konusu olan da işte bu yap işlet devret projeleri, garantili projeler yani. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin meclis oturumunda da bu konu gündemdeydi. Suat Sarı, İyi Parti'den üye. 20 yıl boyunca müteahhitlere 157 milyar dolar para ödeyeceğiz. Bu mudur doğru iş diyerek isyan etti. İlk işimiz 2003 başından itibaren bu devletçilik anlayışını bir kenara koyup özellikle devlete ait yapıları süratle özelleştirmek suretiyle. CHP Meclis Grubu'nun haftalık ekonomi raporunda özelleştirmelere de yer verildi. Geçen yıl toplam 413 milyon dolarlık özelleştirme yapıldı. Rapora göre iktidar 19 yılda 62.7 milyar dolarlık satış yaparak bu alanda rekor kırdı. Yılda 25 milyon geçeceği söylenen Avrasya Tüneli'nden bugüne kadar yılda 15 milyon araç geçtiğini ve 150 milyon dolar bizim bütçelerimizden oradaki müteahhitlere garanti geçiş bedeli olarak ödeme yapıldığı bir vaka. Geçen yıl yapılan özelleştirmelerin 187.2 milyon dolarla en büyük bölümünü taşınmaz satışları oluşturdu. 175 milyon dolarlık kısmı da işletme ve tesis satışlarından kaynaklandı. 2021 sonu itibariyle Türkiye'deki özelleştirme 70.8 milyar dolar olarak hesaplandı. Bu özelleştirmenin 62.7 milyar dolarlık kısmı AKP tarafından yapıldı. Cebimizden bir kuruş çıkmadan biz bu yatırımı yaptırıyoruz. Ve bu süreç içerisinde bazılarından da belli oranda devlet yıl sonu bazılarından cirodan, bazılarından kardan da yine gelirimizi alıyoruz. Kamu özelleştirmelerindeki tartışmaların ana nedeni şirketlere verilen garanti ücretler. Garanti ücretler İBB Meclisi Şubat ayı ikinci oturumunda da gündeme geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İyi Parti Grup Sözcüsü Suat Sarı, yap işlet devret modelinin Türkiye'de nasıl uygulandığını anlattı. Sarı, 10 yıl önce bu modelin dünyadaki birçok ülke tarafından terk edildiğini söyledi. Nerede hani cebimizden para çıkmayacaktı? Ya bu tamamen bir illüzyon. Ve buradaki garanti geçişlerinin toplamlarının önümüzdeki 20 yıl sonunda bu ülkenin çoluğunun çocuğunun eğitim, bilim, Ar-Ge çalışmalarından 157 milyar dolar biz 20 yıl boyunca buradaki müteahhitlere para ödeyeceğiz. Bu mudur doğru iş? Sarı ayrıca verilen garantinin sadece şirketlerle sınırlı olmadığını söyledi. Şirketlerin dışında yurt dışı mahkemelerine de ödeme garantisi verildiğini belirtti. Söke söke sizden bu paraları uluslararası tahkim yoluyla da alırlar. Bu paraları da öyle bir mahkemelere tahkimlere vermişler. Londra tahkim mahkemeleri bunları eğer burada ülke zora düşerse ödemezse de orada garanti verilmiş. Üstüne üstlük hani dolarla molarla bu işler yapılmayacaktı ya. Amerika Birleşik Devletleri enflasyona bizim ne işimiz var ya? İktidar tartışmalara rağmen özelleştirmelere bu yılda devam edeceğini söylüyor. 2022 bütçesinin gerekçesinde bundan önce olduğu gibi bundan sonraki süreçte de özelleştirmeler yoluyla devletin kamusal fayda taşımayan üretimdeki payının azaltılması sürdürülecek deniliyor. Efendim bir süredir zaten sağlık çalışıyor.